Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Demir Demirkan. Teşekkür Söylememe ederim. Gerek var mı bilmiyorum ama çünkü aşırı belirgin de bir yüzün var. Yani başka biriyle karıştırmam mümkün değil gibi. Doğru. Hitman'le belki ben karıştım. Hitman. Bir de şey Tekken'de Brian diye karakteri var. Ona da mı benzetiyor? Ben hep onu oynuyordum, bana benziyor diye. Ben Tekken'de şey Eddie Kurdocu'ydum. Kapoeiracı var ya. Ha evet. Kapoeiracıyı ben beceremiyordum. Şey oynuyordum bir de. Yoshimitsu. Oha, aa, bu bayağı sağlamdı. Keskin oynaman gerekiyor onun için. Ben evet, böyle biraz... Ama çok feci hareketleri vardı yani. Geğirip falan adam öldüren bir... Aa. Tabii canım. Pırr diye bir yeşil duman çıkıp... Japon geğirir mi ya? Ya o robot Japonu. O çok fenaydı. Güzel kaliteye başladı. Bence sohbet. Çok iyi başladık. Harika, böyle gidersin. Aynen böyle. O zaman dur normal bir yerlere kırayım. Çok mutluyum burada olduğun için gerçekten. Teşekkür ederim. Bizi böyle bir klip dünyasına da sokan insanlardan birisin seninle. O ilk kliplerinizden birisi miydi? İlk kliplerden biriydi evet. Erdem Yener'i çekmiştik. Sonra üstüne Hatırla evet. Böyle dövüştü mövüştü. Evet ya. Ya acayip eğlenceliydi o. Yani değil mi? Çok eğlenceliydi. Gerçekten çok eğlenceliydi. Bir de ekip de çok sağlamdı. O gelen koreografi yapanlar falan. Bayağı, evet. Bodroğlu ekibi. Zaten filmlerde çalışıyorlarmış. Tabii tabii. Biz onlarla çalışıyoruz genelde. Yani. Işte, harikaydı adamlar. Acayip bir de bir günde 12 saatte manyak gibi bir şey çektik. Evet. Oldu da. Gayet tatlı güzel oldu. Yani, evet. Aşağı koyarız böyle. Yani. Şeyi klipte performans yok bu arada. Yani hiç şarkıyı söylediğim hiçbir şey yok. Sadece bir film gibi onu çekip. Hiç yok muydu? Yok, hiç yok. Aa doğru. Evet. Bayağı sadece film vardı. Bizi kandırdın orada. Böyle müzik piyasasıyla iş yapılır gibi bir yanılgıya kapıldık. Herkes böyle tatlı insanlardır acaba ya. Diye. Sonra 2-3 klip sonra müzik piyasasından çekilme kararı aldık. Zaman zaman ben de öyle kararlar alıyorum. Olmuyor. Sonra geri dönmek zorunda kalıyorum. Eğer sen müzisyen olduğun için tabii. Bir de öyle bir durum var. Yani. Sonra seninle model kliplerini falan yaptık. Yapımcı olduğun. Şahane bir prodüktör dönemdi. Prodüktör modelin evet. Devam mı yapımcı? Yapımcı değil tam. Yapımcılık tarafı da var. Şirketim var ama modelin yapımcısı ben değildim. DMC'ydi galiba o zaman. O zamanlar. GNL'ydi galiba. Ya GNL'ydi pardon. Ben prodüktörüydüm. Ya şeyin albüm prodüktörüydüm. Albüm prodüktörüydüm yani. Evet. Yani müziği toparlıyordum. Var hala var. Yakın zamanda şey yaptık. Manga'nın 3 tane şarkısı olan bir EP'sini yaptık. Okay. Çok güzel oldu, başarılı oldu. Bir de acayip keyifli. Çalışması çok iyiydi. Şimdi tekrar bir prodüksiyonun yarısına katılacağım. Bir vokal kayıtlarına falan başlıyoruz Ferman'la tekrar. Yeni bir şeyler yapıyor onlar da. Ondan başka şu anda prodüksiyon yok. İşte konserler var. Şu 2004 İstanbul'un 15. yıl dolayısıyla bir 7 konserlik bir etaba çıkıyoruz. Ha süper. Oraya gireceğim ama oraya sonra böyle bir başlık açarız. Ha öyle mi? Tamam peki. Prodüktör o zaman bu preview gelip... olsun. Yani evet, dün abi sen geliyorsun diye böyle bir şeye baktım. Hani iyice neleri yapmışsın falan diye. Yani evet. Benim çoktan mesela bir noktasında zirvede bırakıyorum deyip bırakabileceğim bir kariyeri. Bayağı uzun bir süre daha tekrar yine güzel süper fikirler şey. Veriyorsun bana. Yani çünkü mesela... Ya ben bıraktım aslında. Bu bırakmış halim yani. Neyi bıraktın abi? İşte güzel güzel yavaş yavaş usul usul böyle geliyorum. Yani ha oralara geleceğim işte. Için. Yani. Memnuniyetine geleceğim. O zaman geleceğim. Sen gel, ben şimdi bozmayayım senin akışını. Yok çok akış yok aslında kafamda da. Böyle bakıyorum abi mesela Anatolia albümü işte prodüktör. Şimdi Pentagram o kısma zaten gireriz girmeyiz. Orası bir efsane olarak ayrıca aynen. Duruyor. Üstüne Şebnem Ferah kadın albümü. Artık kısa cümleler kuruyorum. Yapımcı prodüktör daha doğrusu prodüktör. Sonra... Airway'de derken besteci, aşktan öte bilmem. Böyle deli gibi bildiğimiz her şeyin altında imza varmış bir noktada. İyi bir şey mi bu? Hayvan gibi bir şey. Ben dediğim gibi bunlardan birini yapsam mesela Airway'de de ben mesela bir tamam beste ya. Yaptım ve Eurovision'da birinci oldum. Direkt şey derdim TRT'ye falan. Hocam bana bir ev. Deniz kenarı. Tamam yani çekiliyorum ben. Ya belki de demişimdir ama olmamış da olabilir. Belki de evet. Yani bilmiyorum bu... Ne yapıyorsun? İyi misin yani bunların İyiyim üstüne? İyiyim ya. Ya yoruldum tabii yani. Gerçekten 25 yıl geçti. Yani 92'de ilk Pentagram albümü çıkmıştı Trailblazer. Evet. Oradan itibaren bakarsan işte kaç 27. yıldayız şu anda. Ben bir de havalı olsun diye çeyrek asır falan gibi laflar ediyorum. Çeyrek asır geçti aslında yani 27 yıl oldu. Evet. Çeyrek asır bile daha yaşlı gösteriyor. 25 iyi bence. 27 ama. 27 de mi? Çeyrek asır bir de şeye gösteriyor böyle. Asırla falan. Evet ama abi yüzün öyle görünmüyor abi. Hala böyle İçimde upcoming rock band gibi böyle. Aslında sakalım boyasın. Herkes boyuyordu. Ben de beyaz bırakayım dedim. Belki biraz daha genç gösterebilirim. Daha ne göstereceksin? Zaten var hakkında dedikodular bakıyorum. Nasıl yani? Scientologici mi bu adam filan? Yaşlanmıyor. Scientologiciler yaşlanmıyormuş. Evet.
Valla. Çünkü yenmemesi gereken bebek plasentası falan gibi şeylerle beslendikleri için. Yok abi, bilmişsin ama. Düşünmez mi yani? Çocuğun da var mı? Geçti artık. İkinci çocuğa. Berbat. Tom Cruise'un patlamıştı ya, hatırlamıyor musun? Hayır, işte hatırlamıyorum. Yani takip Ha, etmiyorum. asıl olay oydu. Tom Cruise çocuğunun plasentasını yedi. Scientology için falan gibi, böyle genç kalmak için. O vampirlik dedikoduyla birleşik falan. Ne diyorsun sen ya? Tabii canım, neler Ama çok var. sapkın yani, böyle bir şey yok ya. Evet, sen daha meditatif sanırım. Bir de nasıl yemiş yani, hani ya nasıl yersin plazentayı abi, yani Hocam onu bana içine sıyırabilir ha, misin? yani ekmeğe mi Doğumhane. sıyıyorsun, ne yapıyorsun bunu, çorba hem de yani. Yani bayağı böyle old boy gibi yiyor herhalde hayvanlama. Neyse, başka bir şey konuşalım abi. Ben hani jet lag'im, bir de dün gece biraz içildi falan, onun için Yapımcılığın eski bir yorma prodüktörlüğü anlatıyordum. Buraya nasıl beni. girdiğimizi hiç ben de anlamadım zaten. Ben girdim Bence buraya. turneye doğru biraz yaklaşalım. Buyurun, yaklaşalım. Turneye çıkıyorsun. Ya şöyle bir hayatım oldu. Şimdi Türkiye dışında yaşadığım için Türkiye'ye yılda 3 kere ya da 4 kere falan geliyorum. Genelde böyle 20 günde bir arası falan kalınıyor. Geldiğimde de işte turne ya da işte prodüksiyon işleri yapılıyor. Bu sefer geldiğimde de 2004 İstanbul albümünün 15. yılı dolayısıyla bir turneye O çıkacağız. da Onu hastası olduğum kutlayacağız. bir albüm Teşekkür ayrıca. ederim. Ya çok önemli bir albüm açıkçası. Ya ondan önce iki tane de albüm var. Onların 15. yılını yapmadık haliyle. Evet. Özellikle onu yapıyoruz çünkü çok önemli Yok, benim öyle için. albümler var ya böyle. Aynen. Hani bu senin için kötü bir şey değildir herhalde, değil mi Hayır, mesela? değil. Olur mu canım? Niye kötü olsun? Hayır, böyle mesela Muse de hala Origin of Symmetry turnesi yapıyor. Ondan Evet. sonrakileri öyle bir şey Ya yapmıyor o ya. her şeyin bir araya gelip de peak olduğu Bir şey dönemler oluyor. oluyor. Yani Evet. onlar birkaç kere oluyor. İşte ikinci bekliyoruz. Geliyor, biliyorum. Elysium Ashes in Elysium Inertia'sı. muydu? Elysium in Ashes miydi? Elysium Yeni albüm. yeni albüm. Geçen Mayıs'ta çıktı o da. O çıktıktan sonra onun turneye kadar olan tanıtımını falan Amerika'da yaptık. Türkiye'de yapılmadı tanıtım. Ancak işte bu sosyal medya kanallarımdan yaptığım tanıtımı burada takip edenler gördüler ya da ilgilenenler. Çünkü İngilizce olduğu için Evet. ya, hani zaferlerimi açtan öteyi işte kahveyi seven topluluğun İngilizce parça sevmesi şart değil. Sevmiyor da olabilirler. Değil ama artık şey şansımız var. Spotify'da mesela seni açınca oraya geliyor. Geliyor, evet. Dinliyorsun. Çok güzel bir şey yani. Aynen yani, Belki sıradan haberin gidersen, olmayacakken. bırakırsan, unutursan, Unutursan unutursan oraya geliyor. böyle demir demir falan zehirlenmesiyle Aynen 7 bu. albüm sonra Bu uyanıp. iyi mi geliyor insana, kötü mü bilmiyorum. Bana iyi geldi. Sen Eyvah. geleceksin diye bir haftadır feci yabandım Gerçekten mi? diskografine. Yazık ya. Yok ya, gayet. Eyvah. Ben Zafer'lerimi çok severim. Bir de birkaç versiyonu var onun. Evet. Böyle Bayağı var. onu, doğrusunu sevdiğimi bulana Ondan kadar diğerlerini de dinliyorum falan. tuzakmış o. Evet Hepsini evet. dinletmek için. Emlakçı böyle iyi bir kupon daire koyup yanına Tabii çöp ya. bir alaka. Dur, ne diyordum? Ha, şey, İngilizce albümü dinliyorum da böyle şeyi merak ettim. Mesela şarkılar arasında acayip başka kafalar var. Mesela Beautiful'u dinledim özellikle. Böyle biraz daha yeni son 5 yıllık şeyler var ya, Royal Blood falan, hani böyle zata tata tata ayılama, Evet. böyle giren kilibri, Aynen. onlar gibi hissettiriyor başı, ama sonra böyle bir blues Blues kısmı kafasına var. yine Amerikan blues şey işte. Güney biraz da açıkçası. Bayağı Bir evet. de şeyler var. Dark Clouds in Heaven falan gibi, daha böyle Pink Floyd'dan devşirme, daha Evet. metale Şey doğru var. giden şeyler Ever var. neydi? Hangisi? Ever. Bu böyle Alice Cooper Everburn. şarkı. Ha, Everburn. Everburn. O da Alice Cooper enteresan. şarkısı gibi böyle Evet. çoklu sesli falan filan. Var Neler yani, çok dinlediğini. enter, bence güzel albüm oldu. Onu da albümü şeyde yazdık. Yazdım. Texas Austin'de yazmıştı, oturdum evde. Ondan sonra kaydetmek için aslında orada kaydedecektim. Ama bizim bu Arbak'la Kerem Tüzün'le, Arbak Dal ve Kerem Tüzün'le birlikte çaldığımızda neresi çok farklı. Yani o öyle bir şey yakalayamayacağımı düşündüm oradaki müzisyenlerle. Ha, burada Hani mı kaydettin sonra? geldik burada, babacığımda kaydettik. Sonra üstüne işte gitarları, vokalleri de şeyde kaydettim, bahçe katta. Yani mix yalnız New York'ta yapıldı. Yani o enerji aslında canlı çalındı albüm. Üzerine overdubları yaptım ben. Yani o altyapısı falan canlı olduğu Ha, için nasıl can dediğim, böyle canlı hücum bir mu stüdyoya yani? girdik, evet. Yani bayağı Vay. hep birlikte çaldık. Onun Yapılıyor üzerine mu hala overdublar şeyler? yapıldı. Ya çok yapılmıyor herhalde ama ben yapıyorum yani. Yani niye yapıyorum? Şu yüzden yapıyorum. Bir düşündüm. Yani eğer böyle müzik yapacaksan sahnede çaldığın enerji bence kayda geçmesi gerekiyor. O enerjiyi Evet. daha önce öyle birlikte Abi ben çalınca de çok falan seviyorum da, yapıyorsun yani. bazısı böyle aşırı mükemmeliyetçi Abi ben onu böyle. sevmiyorum. Mesela davulu kaydı eskiden yapardık biz onu. Davulu kaydederdik, davulcu çalardı. Ondan sonra Pro Tools'a koyup bütün işte kick'i, snare, trumpet'i falan hepsini grid'e oturtturduk. Elle oturtup falan böyle.
Ya o zaman MIDI aslında onun gibi bir şey oluyor. Yani bir tek sound'u fark Evet, ediyor. evet. Ama o canlı çalınmış gibi olmuyor. Çünkü canlı çalınca çekiyorsun, koşuyorsun. Yani onun dinamikleri değişiyor falan. Yo, Bir sürü ben şey çok oluyor. seviyorum bu kafayı ama çok yapılan Jack White öyle kaydediyor mesela, Şey de onu öyle, biliyorum. Genel olarak Foo White. Fighters Hadi ya. ya da şey işte Dave Grohl'un başka projeleri var. Dem Evet. Crooked Vultures falan Onu da var. çok seviyorum. Onlar da öyle. Ya Vay. o kafa enteresan. Ya başka bir prodüksiyon kafası Ki o. Foo Fighters bayağı suçlandılar bir iki sene önce. Gördün mü Hayır onları? diyorum. Hatta Jack White galiba şey Ne yaptı. diyor? Abandı bir Hile mi şey. yapıyorlar diyor. Bayağı öyle. Gerçekten mi? Yani şey dedi böyle, neden hani 3-4 saatlik konserler vermiyorsunuz? Hani bazıları veriyor falan da Jack White'a bir röportajda. Hani daha kısa kesiyorsunuz falan. O da dedi ki ya benim de hani Dave Grohl gibi arkadan çaktırmadan çalan bir yedek gitaristim olsa sahnede, ben de 4 saat çalarım falan gibi güzel bir diss attı. Mekanı saçma. Yani Dave Grohl'a yok, şöyle bir şey yok falan dedi Bence işte. de yani ne alakası var ki, eşek gibi grup var orada yani. Yani kendi çalmıyormuş sahnede, böyle arada arkadan bir mix de Ya veriyor. bana da dediler onu ya. Bir tane şarkı vardı, Hayat Nedir diye. Ozan Yılmaz'ın bir tane klavye solosu vardı şarkıda. Bir Sen de şarkıda böyle mi yapıyormuşsun? klavye solo var bütün konserde. Tamam. Deli gibi çaldık ettik falan, o zaman o şu klavyeyi soloyu da çaldı tabii halde. Sonraki yorum şeydi, ya bu adamın gitar çalıyor, bütün sololar arkadaki klavyeci Ay çalıyor, o çalıyor. siktir. Ya aynen öyle, baya peki falan. Bir kere de şey de oldu, akustik Patlamıyor kaydedelim. musun abi böyle Ne durumlarda ya? yapıyorum? Patlamıyor musun? Ben çok sinirleniyorum böyle. Bu Abi kadar emin şimdi olmaya çok sinirleniyorum ya. şöyle bir durum o, yani patlayınca onu kale almış oluyorsun ya. Bence o bir cevabı bile hak etmeyen İşte ben o ayrımı hiç onursuzca bir yapamıyorum. laf yani. O yüzden şeyde de oldu. Akustik çalalım dedik. Bunlar işte YouTube'a koyalım falan, işte resim bilmem ne, belki zaferleri falan. Bayağı kaydettik yani. Aynı an mesela, aynı çekiyor kameralar böyle, Pro Tools'da da kayıt yapıyoruz. İşte mikrofon falan. İki kişi, üç kişi neyse. Keşke playback Ya bırak ya. yapmasaydı. Abi yani bizim için hiçbir anlamı olmaz ki. Biz zaten bunu yapmak istiyoruz. Yani. Zaten bunu canlı kaydetmek Hayır, bu istiyoruz. eminlik nasıl oluyor abi? Ben onu çözemiyorum. Biri ekşi Bilmiyorum. sözlükte bizim bir filmle ilgili, yok artıkla ilgili mi şey yazmış. Zaten 300 bine çekmişler. Televizyona 1'e satsalar. Gişeden de bilet Çok başı iyi ya. 20 lira. Her şey yanlış. Mesela bütün bilgiler yanlış yani. Ya o şey vardır, iki kişi böyle züğürt bir araya gelirler. Oğlum bak şimdi biz şimdi üç tane Aynen. ondan satsa 3 lira satsa 9 lira eder. Bunları 2 sene yapsa biz Ve full hiçbir bilgi ya doğru böyle, değil yani. ya bu ne ya? Boş ver böyle bir, herhalde onun öyle olabileceği tek ortam orası olduğu için oraya yorum yazarak Ama kendini altta da onu gerçek sanıp üstüne gerçekleştiriyor. hikaye devam ediyor. Hani değil mi lan filan Ha diye. evet, o Bu yalan gerçek değil gerçeklik ki. üzerine başka Evet. bir, oradan bir paralel evren çıkıp oradan devam ediyorlar. Aynen Doğru öyle. söylüyorsun. O bir gerçekliğe dönüşüyor. Ben de orada hani bu cevap vermeye değer değil falan deyip genel olarak küçük cevaplarımla kendimi rezil etme üzerine. Dur, hücum kayıt çok güzel gidiyordu ya. Bir tane şey var. Black Sabbath hayranıyım ben biraz feci şekilde. Orada mesela bu şey albümü değişti sonra ismi de. Warpigs'in olduğu albüm ne? Paranoid diye çıktı. Aslında Warpigs diye kaydetmişler ve albüm kapağında böyle savaşan insanlar falan var. Her şey Warpigs olma üzerine ve o sırada bantta bir tane eksik kalıyor, böyle bir 4 dakikalık falan. Yapımcıları diyor ki abi girin stüdyoya bir şey kaydedin falan. Abi ne kaydedeceğiz, Ozzy Mozzy falan, hiç kimse istemiyor. Ya girin kaydedin bir şey falan. Doğaçlama giriyor abi. Ayomi Mayomi. Üstüne aklındaki böyle sözlerle Ozzy giriyor ve çıkan sonuç Paranoid. Ve yani yapımcı diyor ki albümün adını Paranoid koyacağız. Yani üzgünüm ama çok iyi oldu bu şarkı. Baştan Yani öyle girselermiş. evet yani, Ya, ve doğru. bütün tarihe kazınan şarkısı, en büyük şarkılarından biri o mesela. Ve Warpigs'in kapağı kalıyor ama adı Paranoid oluyor. Böyle saçma sapan bir kaos Evet. mesela. Ben çok seviyorum o yüzden bu Ya şeyi şuursuzluğu. şöyle düşün. Mesela o bir grup, tamam mı? Hani mesela model bir grup işte. Pentagram bir grup. Mor ve Ötesi grup. Ama hani Demirkan solo sanatçı diyorsan eğer, orada normalde solo sanatçıların grup olmadığı için girip de hani bir stüdyoya girelim, hep beraber bir başlayalım kaydetmeye, üstüne şarkılar çıksın gibi bir şansı olmuyor. Evet, Solo doğru. sanatçı işte Şebnem Ferah gibi solo sanatçılar şarkıyı yazıyor, şarkı yazarı olanlar. Şarkıyı evinde akustik gitarla ya da işte bilgisayar başında bir demo ile yazıyor. Evet. Ondan sonra o aranje ediliyor, ondan sonra prodüksiyon süreci başlıyor. O yüzden ya, yani bunun, Daha yalnız geçiriyorsun orayı aslında. yani baştan yalnız girip ondan sonra onu gruba, yani bir şekilde Empoze müzikliyorsun. Ya yani bir şey ediyorsun. oluyor. Yani baştaki grupla beraber bir çekirdek çıkmıyor ortaya. Yani çekirdeğini sen evde kendin üretiyorsun. Ondan sonra
Onu gruba götürüyorsun Ama gibi. onu da daha çok seviyor olabilirsin belki. Var Ya, mı bir tercihin? zaten işin doğası bu. Yani eğer solo sanatçı olarak ilerliyorsan, yani işin doğası gereği zaten bunun için solo sanatçı olarak ilerliyorsun. Yoksa grup kurarsın ya da işte grubun Evet. neyse orada kalır, öyle devam Tabii edersin. canım, sadece adımı koyacağım kapağı gibi bir Yani bahane saçma ya, evet ya, o öyle bir olsun. egodan ben Ben istemiyorum Demir Demir kadar grubu. Vallahi bak. gereksiz coşu. Abi çok zor ya. Peki yani o nerede geliyor? Mesela ben bazı gruplara bakıyorum. İşte Ozzy mesela Black Sabbath, Black Sabbath gidiyor falan. Sonra kovuluyor dev bir olayla. Öyle bilmiyorum hikayeyi, ne oldu? Wembley konserine gitmiyor herif uyuyakalıp. Ve yani Oley 50 bin bilet satılmış. be. Böyle ve bütün Londra'ya böyle şeyler, kayıp ilanları asılıyor Ozzy Osbourne falan diye. 2 gün sonra otelde bir odada böyle kalkıyor. Ne oldu ya falan. Kovuyorlar hayvan gibi tabii ki. Sonra ve Vay. Black Sabbath'tan Yalnız kovuyor. o da büyük hareket be. Tam rockstar hareketi değil mi Tam o da yani? ya. Büyük hareket yani. Çok seviyorum abi şuursuzluk. Şuursuzluk. Var mı böyle bir kopuş dönemin? Mesela bir Ya arkadaşım var, ben vardır. 90'ları hatırlamıyorum dedi geçen gün. Ya ben de şöyle bir düşünüyorum da 32 ile böyle 38-40 arasını falan biraz blur. Yani şey, yani hatırlamıyor değilim. Ufak Güzel. ufak hala geliyor arasına bir şeyler. Ama doğru mu? Yani şu aslında sebebi tamamen işte partilemek falan değil. Çok çalışmak, aşırı Ve partilemek. ve partilemek. Ve deli gibi o bütün partilemeyi dengelemek için spor, tamam mı? Yani Of. ya öyle bir şey ki insan bir kafaya giriyor ki o ritimle girdiğin zaman işte sabah kalkıyorsun, besleniyorsun, spora gidiyorsun, çalışıyorsun. Akşam bilmem saatin geldiği zaman partilemeye başlıyorsun. İşte birkaç işte akşam uyuyana kadar partiliyorsun. Uyku Sonra nerede? işte uyuyorsun biraz. Çok uyumuyorsun Çok tabii. az. Yani az uyuyorsun. Yani, yani hayatım boyunca az uyudum zaten. Hadi ya. Evet ya. Ben Ya çocukla artık çok başladım uyumaya çalışıyorsun. Ya çocuk mucuk hikaye baya bana çerez gibi geldi açıkçası. Çünkü Hadi zaten ya. uyumuyordum ne falan. Hatta bir tane şey paylaştım. Ben ne zaman uyudum ki şimdi uyumayayım da şey hayıflanayım dedim. Yani Aa, çok iyi. çünkü yani zaten uyumuyordu ki hiç. Yani çok az uyundu. Oldu Uyundu. ama. Şimdi uyuyorum ama yani kendime uyumayı tekrar öğretmek zorunda kaldım. Yani Ama ne kadar çok ilginç bir başka süreç. hayatlar yaşamışız. Evet. Belki de ondan hatırlamıyorum. Bak Evet, ama bu sağlıklı bir şey herhalde. pek sanmıyorum ya. Hadi Ya ya. vallahi hiç sanmıyorum yani. Bir de Ya şimdi meditasyona da sağlıklıyım. girdin. Şimdi sağlıklıyım. O zamanlar o da vardı. Belki de o topluyordu bütün olayı. Yani şimdi tekrar o kafaya girince yani biraz o kadar eskisi partilemiyorum. Yani günde bir bira, iki bira anca içiyorum. Daha fazlasına girmiyorum yani. Texas'ta. Evet abi. Ya yani ilk gittiğimde feci yardırdık diyeyim Tabii yani tabii hani. tahmin ediyorum. Bir de vegan gittim Texas'a ben New York'tan. Abi ya adım başı barbekü var tamam mı? Onların barbeküsünde Abi. şöyle şöyle etler geliyor. Deneyim falan diye girip tabii ki ineği yiyorsun. O çok saçma oluyor. Evet. Şimdi tekrar işte bitki tabanlı bir diyet. Yani çünkü çok rahatlıyorum bu şekilde. Bir Hadi de kilo ya. verdim falan. Ne tabii. Yani Bu normalim. felsefi bir şey mi bu, yoksa bedenim mi bunu Çok etik felsefi değil ya. Tamamen sağlıkla falan alakalı aslında. izliyor? Yani çünkü işin felsefi tarafına girersen ben çıkamıyorum Ben de oradan. çıkamıyorum Çünkü ya. hakikaten olmuyor. Suçlu da hissediyorum et yediğim için. Bazı hayvanları kucağıma alıp severken bazılarını ısırıyorum İşte ama böyle, o yüzden çok. çözemiyorum zaten. Aynı ya Evet. kediyi köpeği hayal böyle seviyorsun onunla birlikte uyuyorsun falan. Ondan sonra diye bir şey Evet, böyle bir burun de harfi medeni kesilmiş. medeni Aynen bir var. yandan konuşuyoruz. Hele sushi falan iyice berbat. Çünkü onu iyice hani kare haline getirip bilmem ne temizliği. Yani sapıkça aslında bak, düşünürsen yani Evet. gerçekten yani, Bir de tuhaf. balığı da ayıran var, hani onu hayvandan görmüyor. Ben bir tek balık yiyorum falan. Ulan, o da böyle giden bir şey O ya. oluyordu bana. Ben veganım falan diyordum New York'tayken. Balık yiyorsun ama değil mi diyor. Ya bitki mi lan balık? Yani böyle bir şey var mı? Alper'e şey diyen var, ona çok gülmüştüm. Vejetaryenim ama sadece sucuk yiyorum. Sucuk mu? Sayılmıyor. Yani Türk sayılmıyor. Yani sucuğa vejetaryen. dayanamıyorum diyor da, bu nerede bunun felsefesi yani? Çok iyi ya. Vegan, kendine vegan diyenler şey yapıyorlar. Hani deri giymiyorlar falan. Hani Evet. cüzdanı deri kullanmıyor ayakkabısında. O, yani o yüzden Evet. ben veganım deyip de sadece bitkiyle beslenenlere kızıyor onlar. O zaman ayakkabı niye deri falan diye. Böyle şeyler var Abi herkes herkese kızıyor ya. yani. Yani Ya ne hayvanat yapsam bahçesine kızıyorlar. gidiyorum diye bana kızıyorlar. Ulan sen et yiyorsun ya. Doğru. Ben en azından ona leblebi falan atıyorum. Sen yiyorsun Ya bir ya. dakika sen de aklarken. Ne yaptığım belli değil. Evet. Ya hayvanat bahçesi benim bir guilty pleasure'ım. Yani özür dilerim herkesten. Mesela hayvanat bahçeleri yasaklansın mı diye bir
şey olsa, referandum olsa evet imzalarım. Hı. Ama açık kaldığı sürece de giderim yani. İkiyüzlü. Aynen, açıksa da giderim. Kendine ikiyüzlü. Abi nerede göreceğim ben hayvanı? Gidip Afrika'da yani var orada duruyor. Bir tek ben gitmesem batmayacak o hayvanat Peki bahçesi. şey, hayvanat bahçesi değil de şeyi düşün, böyle Ama böyle park. dandik, darıcadan bahsetmiyorum. Yani böyle açık açık Ha, park takılıyorlar ya. olduğunu Ha düşün evet işte. onlar. Parka koymuşlar. İşte şeyde de var. San Diego'da bir tane yapmışlar. Safari bayağı. Tamam. Koskoca artık hani bahçe falan değil o, yani alan, yani ne diyeyim işte, kocaman bir arazi. Evet. Ha, bayağı aslanı, kaplanı, şeyi, filemili. Yani arabanın gittiği yer var. Gelirlerse görüyorsun. Yani Afrika'ya gidip de safari yapmış gibi oluyorsun. Evet çok iyiymiş o. Ama en azından orada işte hani yok olmakta olan hayvanları da bir koruma gibi Evet. falan bir İşte kafa onları var. görmeyi Bir çok tık daha istiyorum iyi ya. orası Bir de belki hayat bahçesindeki yani. mutluluğu yani şey gibi düşünüyor belki. Yani site güvenliği var. Etrafımız çevrili. Hayvan öyle Hayvan düşünebilir. öyle düşünüyor olabilir. Hani Dışarıdakiler şey diye yani bakıyor böyle ulan öbürü gibi böyle hayatta kalacağım ben gibi bir derdi yok. Ayı gibi şişman. Afrika'daki aslanla konuşunca aslan mı ya? Değil Ya şeyin ne Ne diyeceğimi güzel unuttum, takı. sakladım. Çok haklısın. Her konuya olan Ha, şey. kötüsü bence şu. Bu hayvan eğitip, yani sirk kafasına girdiğin zaman bence berbat bir. Sirk çok kötü Ya ya. sirk ve su Onu hayvanlarını da şey çok seviyorum yapıyorlar ya ama işte. çok kötü. Çok evet, yani o ben mesela bayılıyorum. Onlardan olmak isterdim. O hani balinaların önünde şöyle durup da balina itiyor, uçuyor falan. Evet. Yani süper, acayip zevkli bir şey. Yani yunuslarla falan Ama o da oynamak, ama balina abi yani. da onun o duruma gelmesi için bayağı bir eziyet çekiyor o hayvan. Dövüyorlar değil mi? Ya Balina da nasıl balina dövülür dövülmez bilmiyorum. zaten. Dövmesen iyi olur balina. Ama dövmeden de onu yapıyorsa belki yine mutludur abi. Hava sıcak ya. Yani. De suda da vuramazsın. La Çık dışarı. yavaşlıyor. Evet yani bilemezsin. Ama balinalar değildi değil mi? Vururum kimseni diyor Ben de hiç anlamıyorum ya. Bir de artıyor filan Hadi takip. ya. Evet çok İyi, en şimdi azalır. iyi bölümümüzde. Vallahi ne konuşuyorduk? Var mı söyleyeceğim? Neyse ki iyi ki edit yapıyorsunuz yani. Çok da Kesersiniz falan. yapmıyoruz ya Öyle genelde. mi? Anca konuğu Bence şeye menajere geçelim. attırırsa bir Dur şey. bak, şimdi buraya kadar seyrettilerse, başında kaçırdılarsa, 2004 İstanbul 15. yıl dolayısıyla turneye çıkıyoruz. Demir Demirkan bu arada. 16 Ekim Eskişehir'den olmak üzere 7 tane konserimiz var. 25'inde de İstanbul'da bitireceğiz. Bir Tamam. şehirleri söyleyeyim, sonra yine Söyle geriye abi. bağlarız. O şehirlere de buradan selam söyle. Tamam. Sen o şehri Bu ne be, söyle. asker şey Ne gibi bileyim. radyolarda yaparlar. Pardon. Buyurun. 16 Ekim Eskişehir'de başlıyor. Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Çorlu, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'da bitiyor. Süper. 7 konser var. Gitmediğiniz şehirlere de Şubat'ta gideceğiz. İkinci etabında turnenin. Yani yapamadık bu turnede ama Bursa, Adana, İzmir falan gibi gidilemeyen şehirlere Şubat'ta gitmeyi planlıyoruz. Süper. İtekleyeceğim İtekle. bunu yani. Mutlaka gidiyoruz. Beklerim mi İstanbul konserini? Şey oluyor mu konserde böyle hiç istemediğim bir şarkıyı önden bağıra zorla isteyen birileri çıkıyor mu? Ya bu çok komik bir hikaye. Nerede? Çanakkale'de çalıyorduk. Meydan konseri. Belediye çağırmış bizi falan. Süper değil mi? Harikaydı yani. Bir de yıllar önce, hani ikinci albüm falan var benim. Ya Solo. Aşlanta falan yok Ha yani. tamam. Helal olsun. Çağırdılar, çaldık. Güruh toplandı falan, böyle meydanda çalıyoruz falan. Ön tarafta böyle birileri var, tamam mı? Kopuyorlar. Artık kopuyorlar yani ve bir tuhaf da kopuyorlar. Çaldık falan, bunlar birbirine giriyorlar, dans ediyorlar falan. Hepsi erkek. Döndü, kızdı bana. Sahneye bakıyorum, ne oluyor falan diye. Kuzu kuzuyu çalsana ya dedi. Yani Ben bizim gruba baktım bir. Doğru, ne oluyor lan? Yani doğru mu şöyle duyuyorum? ayağına bir toz atıp başlasaydın. Yani niye? Bilmem. Canı istemiş. Ne Ya bileyim o da ben, bilmiyorum. şarkıcı hani Ha, tabii şarkı. olabilir yani. Sen de oraya gelip böyle ne kendi şarkını çalıyorsun kardeşim? Kuzu kuzuyu Ya kuzu çalsana kuzu diye. daha iyi ne Yani bu ne alaka? çalıyorsun? Ne gümüş falan, ne dalga mı geçiyorsun? Allah Allah çok Evet saçma. yani böyle şeyler Benim şu olabiliyor. anda mesela Evrevey de derken falan de bağıran oluyor Bazen mu? çalıyorum onu, rock Aa versiyonu ha oluyor okey. yani. Onun için o sorun değil. Yani istemediğim bir şarkı öyle peçete yazıp yoluna falan mı? En fazla doğum günü kutlamak için peçete geliyor yani. Hani Kutluyor musun? ara sıra. Mood easy. Ya çok garip bir şey sahne performansı ya. Çok hızlı da yıkılabilecek bir şey.
Ya o kadar da kasmamak lazım. Çok ciddiye alınca hiçbir şey bence her şey zor oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Ne evet. var abi Var çıkıyorsun mı peki böyle çalışıyorsun. bir şey hikaye? Hani o an sahne çok iyi bir fikir gibi gelmişti ama Ha. yapınca öyle olmadı Ya dedin. şey oluyordu ilk zamanlarda. Sahneye çıkmadan önce içiyordum falan. Sahnede de içiyordum. Ondan sonra onun birkaç tane videosunu seyrettim. Abi ben hayatımda bu kadar utandım falan. Gerçekten. Çok korkunç bir şey yani bayağı. Şu anda hiç öyle bir şey yapmıyorum. Levent Kırca tarzı bir sarhoşluk Abi mu? yani o an sana çok acayipmiş gibi gelen bir şey sonra da izleyip de yani ya gece uykundan uyanıp düşünüyorsun falan. Hadi Kendinden ya. özür dileme ihtiyacı falan diyorsun yani. Bırak seyirciden Ama özür dilemeyi. rockstar'ın da biraz şanında yok mu ya, Ya şuursuzluk? rockstar gibi olmuyor gördüğün şey. Çok kötü gözüküyor Hadi yani. ya. Öyle böyle rockstar gibi olsa bozulmazsın da işte berbat gözüküyor yani. Ben Duman izlemiştim bir kere İTÜ'de galiba. Sahneden düşmüştü Kaan. Olabilir. Sonra kalkıp bir toparlanmaya falan çalıştı. Yok düşmek gibi şeyler değil yani vücut dilin falan söylediğin şeyler detone falan böyle aman abi Hadi iğrenç ya. yani bayağı olacak iş değil yani. Sonra bayağı kendine söz veriyorsun yok yapmayacağım falan diye. Bir iki daha oluyor sonra. Sonra yavaş yavaş bırakıyorsun onu. Evet, mesela şeylerin, ben biraz hep aynı yerlerde dolaşıyorum ama Josh büyük bayılıyorum. Bu Queens of the Stone Age, şey, Dan Crooked Walsh O da işte yazıyor. Dave Grohl'un şeyi Evet, ekürüdünden o da o onun. tayfadan. Yani Dave Grohl bir sene onlarla çalmıştı. Ya bir de şey olmuştu Nirvana'dan o sonra. birlikte o Damn Dan Crooked Crooked Walsh Vulture. yazısı da var. Onun mesela çok şuursuz, böyle Var mı? alakasız bir kız fotoğraf çekiyor, tekme atıyor fotoğrafı kesin falan. Ve sonra ertesi gün, yani hatırlamıyorum. Of of of. Ağır o Evet, kadar. yani hani o an coşkuyla belki onun havalı bir şey olacağını düşünüyor filan. Ya coşkuyla ya da başka şeylerle onun öyle olduğunu düşünüyorsun Ha, yani. öfkeleniyor da olabilir. Falan yani. Hayır yani belki bir şeyler içmiş de olabilirsin yani. Tabii, o Ya kesin var o da da. var o yüzden yani. Ama onun etkisi ne? Hangi duyguya İşte coştu? onu bilmiyorum. Herkese göre, her ana göre değişebilir o. O yüzden biraz riskli şeyler bunlar yani. O Evet. çünkü o an gerçekten çok doğru ve iyi, güzel, acayip geliyor o ne yapıyorsan. Evet. Yani gerçek sonradan görmesi şey gibi oluyor yani bir ayılma, uyanma, bir farkındalık devrimi falan gibi oluyor yani. Bir de senin o dönemin, özellikle Pentagram sonrası, böyle hani Türkiye'de magazin falan da coştuğu bir dönem. Aynen, Hani ne evet. yapsan herhalde Ya evet, bir haber de hani olan. popüler şeye girdiğin zaman, basının Evet. radarına girdiğin zaman zorlu tabii. Bir de hani otorite Çünkü karşısında bir o adamsan popüler iyice gıcık yargılarla oluyorsun. yargılanıyorsun bir de. O senin Bir de ait popüler olduğun yargının şeyi çok düşük yani. Yani trash toleransı olduğu çok feci düşük. düşük. Evet. O yüzden Alkol aldı falan diye oradan bile yani sanki yüklenmeye çalış. hiç kimse herkes şey böyle Yeşilay Saçma sapan. falan. Ya onlar sansasyon arıyor ve her yaptığın şey sansasyon olur. Bir de onlar bir hani sahte gerçekliği yaratıp yine demin bahsettiğimiz gibi oradan bir Evet. başka bir gerçeklik üzerinden bir para kazanma sürecine giriyorlar ya. Senin hayatını kullanıyor aslında. Ya seni kullanıp seninle Tabii. ilgisi olmayan bir şey Yok, yaratıyor yani. malzeme yani işte. Evet, malzeme O oluyorsun. günü Aynen doldurması gereken bazı. bu. Yani bir de eğer hani zaten otorite ve bütün bu yanlışlara karşı şey bir adamsan, karşı bir adamsan ve bunu açıkça karşı geliyorsan da onlar iyice uğraşıyor seninle. Çünkü Evet. onları dikkate aldıkça güç vermiş Evet. oluyorsun tabii halde. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ondan sonra olan sana alıyor. Çünkü onu yenmen mümkün değil. Sen Değil tabii dikkate canım. aldıkça büyüyen bir şey o. Aslında onun yok olmasını De onlar istiyorsan o sırada olmuyor. böyle filan oluyorlar herhalde. Aynen öyle oluyor. Evet. Ya sosyal medyada eskiden olurdu. Ya trolleyen herkese cevap verirdi millet. Ben hala Şimdi öyleyim. yapıyorsun. Ben bayağı Of. yapmıyorum ya. Yani Amca gibi eskiden kullanıyorum. bloklardım da şimdi bloklamıyorum bile. Değmez bloklamaya yani. O kadar kale Ay, almıyorum yani. evet. Belki o noktaya gelirim ben de. Hemen gel çok rahat. Valla. Seçim süper oluyor Ben böyle falan yani. saçmalıyorum bir anda. Şeyi okuyorum bir de seninle. Ekşi Sözlük'te böyle biraz baktım neler oluyor Bir falan. program yaptık Ekşi Sözlük'le Ha, biz. soru cevap Aha, yapmışsın. evet yaptık. Böyle bir şey var. İşte Pentagram dönemi, çok uzun saçlar, sinirli adam falan filan. Sonra biraz aşk şarkıları falan Ya. yumuşadı mı bilmem ne. Sürekli öyle şeyler var. Evet. Bu bir değişim mi, yoksa saçı kesince mi sadece? Başka Abi hiçbir şey saçımı yok mu ben ortada? kendim kesmedim. Kim kesti? Saçlarım döküldü benim. Yani Ha. o yüzden böyle geziyorum yoksa niye uzatmayayım saçımı Yani yani. Yani kurtarmaya mantıklı. falan çalıştım ama olmadı açıkçası. Yani böyle devam etmek zorunda kaldım şimdi. Neyse ki kafa şeklin Ama çok ya iyiymiş abi. teşekkür Ben ederim ne çok sağ yapacağım ol. saçım dökünce? Ekmek gibi Dökülseydi kafam. şimdiye kadar dökülürdü onun için korkma yani benim. Vallahi 33'üm Ya ben ne ya. oldu biliyor musun? Amerika'da ilk müzik okumaya gittiğimde sonra orada okul bittikten sonra müzisyen olarak yaşamaya başladım. Ama kolay değil yani o mesleği öğreniyorsun ve işte hani piyasaya girmeye çalışıyorsun falan. O 20-21 yaşındaydım okul bittiğinde.
Ve ya bir buçuk yıl süresince ya ciddi bir zorluk çektim ve tamamen kirayı ve yani temel şeyleri ödemek için ciddi besin sorunu oldu. Beslenme sorunu, stres oldu haliyle. Yani bir buçuk yıldan Hayatta bahsediyorum. kalmak yani. Yani yemekten bahsediyorum. Evet. O zaman da uzundu saçlarım. O bir buçuk yılın sonunda yani bayağı besinsizlikten kurudu ve döküldü. Yoksa Oha. evet yani ailemde yani herkesin saçı var. Gerçekten Hala söylüyorum. mı? Evet var yani herkes bayağı bana niye böylesin diye bakıyorlar acaba falan diye. O yani stres ve besinsizlik haline getiriyor. Günde bir tane çikolata yiyordum. Bir kaşık fıstık ezmesi, çeşme suyu ve bir tane de şey multivitamin alabiliyordum. Of çok iyi. Ve çalışıyordum full. Aynı Ama yine zamanda garip mesleği bir öğreniyorum. Çalmaya çalışıyorum. diyet yani. Ne diyeti abi? Para yok, yemek Hadi yiyordum o parayı multivitamine ayırmak kafan ben. çok Şimdi düşünürsen asla para aklıma gelmezdi yokken yani. ne yapacaksın? Cips falan yerdim ben olsam. O Tuzlu zaman tuzlu. sadece saçın dökülmez başka şeyler de olabilirdi. O yüzden bari Evet doğru. onları kurtaralım diye. Doğru Yani şimdi haklısın. baktığında hesap yaptım aslında. Yani işte çikolatayla şekeri yiyor bilmem neyi alıyorsun. Multivitaminle vitaminleri falan mineralleri götürüyorsun. Tamam bana de alırsan bir tane. İşte su zaten çeşme suyunu içiyorsun. Los Angeles çeşme suyu iğrenç yağ falan gibi böyle yani gaz yağı gibi. Onu da buzlu yapıyorsun ki tadını alma diye. Ondan sonra işte öyle yaşamaya çalışıyorsun. Saçların dökülüyor tabii haliyle. Stres tabii ki yani. Niye olmuyor? Ne yapabilirsin? Mesleği öğrendim sonuçta. Gelince de işte yardırdım bunu yani. Sonra Olan o da bir bu. buçuk yıldan sonra geri mi döndü? Orada Bir buçuk tutturdum. yıl ben orada 4 yıl kaldım toplam. Sonra yavaş yavaş olmaya başladı. Ama olana kadar hakikaten ya zorladım bayağı. Yani zorlamak zorundaydım çünkü Abi yani herhalde yani. ha şimdi şey falan diyorlar geçenlerde iki sözlükte bir soru geldi işte o şey soru cevap yaparken. Ne işiniz var kardeşim gidiyorsunuz Midwest'te turne yapıyorsunuz. Gelsenize işte kendi ülkenizde yapın. Ya bu kafayla gidersen o zaman hiçbir şey yapmayalım ya. Abi. Oturalım millete bok atalım böyle ya o zaman klavyenin başında odamızdan. Ne gerek var ya? Şey bir tane Turkcell reklamı Çok vardı orada. Ne seviniyorum. alacak ya? Grammy mi alacaksın falan kafasında. Yani ya böyle bir kafa yok abi. Yani o yüzden bir şeyleri yapmazsan olmuyor. Yani o adam olman gerekiyor. Ha, Birileri yapacak bir de bunu. mesela şey yazıyorlar bana sürekli. Abi ben çok oyuncu olmak istiyorum ama babam istemediği için üniversiteye girdim. İşte ben Beylikdüzü'nde okuduğum için konservatuvarlar da burada olmadığı için okuyamadım. Ulan sanki Oley be. Vallahi. yani benim babam Caner oyuncu olmalısın falan diyordu. Yani herkesin bu zorluğu Demedi yaşadığı. mi? Yani oğlum oyuncu olsana dedi. Asker böyle bir gün geldi. Ben seninle ilgili bir plan yaptım. Yani hepimiz yardırarak bir sürü şeye aç kalmaya göz alarak falan Aynen. bunu yapıyoruz. Sonra gelip bana abi ben işte böyle yapamadım sizin gibi şanslı değilim falan deyince siktir git yazasım geliyor. Yani. Yazıyorum da bazen. Yazıyorsundur sen. Evet. Yazıyorsun. Bazen Ben yazıyorum. yazmıyorum ya. Gerek yok yazmaya. Çünkü o hani Kalk, kaldır götünü bir şey yap o zaman diyorum o yani. kurban psikolojisine yardım etmiyor o dediğin şey. Hatta daha çok onu pompalıyor. Yani o bile bana böyle dediyse falan Hırs duruma yapar geçiyor. belki bir şey olur diye. Yok Ben abi. seni yeneceğim O Caner yenilmiş zaten. Yani onun da oradan bir şeye zafere doğru gitmeyi bekleyemezsin. Yani ona başka bir şey yapmak lazım. Öğretmek lazım. Evet, Yani o da bize ne ya yani? düşün işte ben bu hale geldim ya. O agresyon bilmem ne falandan da Yumuşadım. işte bunun insanları şey yapmayı öğretmek lazım falandır. Kazandırmamız lazım. Ha bizim için en azından sosyal medyadan yazmazlar böyle şeyler. Yani kendimizi kurtarırız. Evet, mantıklı. Biraz neler dinlediğini anlatmak ister misin? Bu karmaşık albümden bahsettik. Progressive Rock da diyebiliriz çünkü albümüne sanki. Progresif çok yok ya. Yok Yani mu? Alice in Wonderland'da yani. Şarkı kendi içinde bayağı bir değişimlere Ya uğruyor. var da öyle hani matematik kafasına girmiyor hiçbir Ha zaman yok müzik yok. yani. Zıbidi bir Ya ona o girmiyor. şeyler hani Dream sayarak dinlediğim Dream Theater kafası Theater. yok Yok yani. yok hayır. Neye sardın mesela? Böyle en sevdiğin şey ne demiyorum. Bu aralar böyle ayılama dinlediğin. Ben mesela Coco Jumbo dinliyorum bu Ya aralar. ilk Deli çıktığında ben de dinledim açıkçası. Bir gibi. de klibi güzelmiş. Ben çocuğa dinletiyorum şimdi. Oğlum biz bunlarla büyüdük falan diye Coco Ya bir şey Jumbo. söyleyeceğim. Şimdi senin çocuğun 1 aylık ya. Evet. Ve Böyle bir Coco 2-3 ay sonra bütün o çocuk şarkılarını ezberleyeceksin abi YouTube'daki. Evet. Çomar Ve şarkısı var. Onu ya sardı kırmızı sanırım. balık falan böyle bir sürü daha bilmiyorsundur Ha, onu mesela. O bilmiyorum. gelecek hepsi. Niye beni hatırlarsın? Oradan başlıyor. Bir de İngilizceleri var tabii çocuk İngilizce de öğrensin diye. Onları da yapıyorsun falan. Yani kafanın içinde twinkle twinkle bayağı hepsini biliyorum Bestelerine oğlum yansımaz hepsini. umarım bu Ya bir de süreç. ben müzisyenim kafam öyle çalışıyor Evet yani o abi. bayağı oralarda var yani bayağı şey oluyorsun. Bu bana acaba yolsa elektrik olarak dönecek mi? Yani Yani bayağı bir umarım. şeyler yazarken. Yani Daha dur sen dur.
Neler dinlediğini söyleyecektin. Burayı böyle geçemeyiz. Yani abi, yazacak şey abi herkes. İşte yani. Bir tane çok sardığım bir şey söyle. Bu arada yani hayvan gibi. Yani. Shostakovich dinliyorum abi. Shostakovich. Hiç duymamıştım. Ne bir daha söyle bak. Stravinsky. Yani modern klasik müzik dinliyorum şu aralar. Hadi ya. Ya çok modern, pis kapadın muhabbeti ya. Yani. Sen ne anlarsın dedim bana resmen. Çomar. Ya gerçekten çünkü şöyle. Ya bir bu ara blues'a sarmıştım. Tamam madem işte Austin, Texas'a gidiyoruz. Bari blues dinleyelim. Tamam dedik sıkıldım. Ondan sonra işte oranın rock radyoları, hard rock radyoları, heavy metal falan tam çok güzel, harika. Singer songwriter'a gidip akustikler falan çok güzel şarkılıyorsunuz, harika sözler, müthiş insanlarsınız. Evet. Tamam anlıyorum yani o yeni dünya düzenindeki her çıkan şey bir şekilde o noise cloud halinde bir bulut olarak evet, var. Yani iyileri de vardı o iyi bulana kadar. Ya en sonunda ben açayım işte Stravinsky falan dinleyeyim durumuna geçtim. Bayağı doyuruyor back beni. Back to basics'ti. Evet yani. Yani daha hem müzikal olarak doyuruyor hem de yaratıcılığı pompalıyor açıkçası biraz. Yani öbürlerini dinleye dinleye biraz şey oluyor, tıkanıyorsun açıkçası yani. Evet, bir de o böyle bir bilindik bir pakete dönüyor. Ben de mesela şu anda bir film güzel izlerken söyledim. Amerikan filmi olmamasını tercih ediyorum. İlk tercih olarak yani en azından. Çok ender iyi çıkabiliyor Amerikan filmi. Çok ender. Evet. Evet, ama mesela herhangi bir Romanya filmi falan daha çok heyecanlandırıyor evet, beni şu anda. Evet. En azından zor şartlarda. Ya da eski bir filmi tekrar seyredip iyice içine girmek falan gibi şeyler olabilir. Yani bilmiyorum sen filmcisin, bana öyle oluyor. Yo, ben de çok seviyorum eskiye dönmeyi. Yani mesleğin itibariyle, yani müzisyensen müzik dinlerken başka kafayla dinliyorsun. Yani şimdi aş bir şey de eğlenelim gibi olmuyor ki yani öyle bir şey yok. Sürekli prodüksiyon nasıl yapılmış, işte ne akorda diye duyuyorsun. Evet. İşte vokal kaydında ne yapmışlar, nereden kesmiş onları duyuyorsun. Editleri falan duymaya başlıyorsun. Yani o yüzden öyle dinliyorsun bunu. Ama klasik müzik dinlerken tabii öyle bir şey değil. Adamlar orkestraya koymuşlar notaları, ne çalışmışlar ve kayıt etmişler. Yani ya ben film çok iyiyse mesela mal gibi izleyebiliyorum. Yani tamamen unutuyum mesleğimi falan. 45 dakikada falan. Vah hiç filmleri rejiye bakmıyorum. Mal gibi izliyorum çünkü anlamıyorum ne oldu. Hayır çok ama güzel valla. Senin müziğin mal gibi dinlemen gibi bir şey yani. Ya olmuyor. Dinlemiyorsun abi, belli ki. Olmuyor yani. Hep böyle ya şey yapmaya çalışıyorsun. Orada ne yaptıysa ben ne yapıyorum onunla karşılaştırıyorsun. Yani seni nasıl geliştirecek bu dinlediğin şey falan gibi. Yani eğer yaratıcı olarak pozitif zaman geçiriyor musun, geçirmiyor musun? Bu çok önemli. Çünkü evet. Vaktin azaldığı zaman çalışmak için başına gelecek bu yakında. Geldi geldi. Yani canım. Daha da olacak. O zamanı değerlendirmek için yani pozitif yaratıcılık için o vakti değerli haline getirmeye çalışıyorsun. Abi işte o zaman yani mesela hiç belki Amerikan filmi seyretmeyeceksin eğer oysa senin derdin. Bambaşka şeye yöneleceksin. Yani okuduğun kitaplar, takip ettiğin neşriyat işte onların hepsi bir elenecek ve iyice artık çekirdeğe doğru gelecek. Yani bunu yapmak zorundasın. Çünkü evet. Yoksa beslenemezsin. Mesleğin itibariyle yapmak zorundasın bunu. Yo, bir eleme yapmak gerekiyor yani. İşte evet. Çünkü o da yani 3 saatim var benim kendime. Mesela. Bir evet. Max yani. Onda da eskiden çöp film izlemeyi çok severdim. Ama eskiden 3 saat 15 saatim vardı. 15 eskiden. Saatim harika koltukta oturuyordum bütün. Aynen öyle. İlginç günlermiş. Değerini bilmişizdir umarım. Evet ya, bir de bir şeyi düşünüyorum ya, biz 5 kardeşiz yani. Annem babamı düşünüyorum yani. Abi bir okey. Bak 3 oldu diyelim. Bir çok 4'üncüyü ne yapıyorsun? Hadi 4 oldu, 5'inciyi ne yapıyorsun yani? 5'in adı imdat falan değil mi? Benim işte o. Baştakiler isimlerini. Nuhan, İlhan, Gürhan, Serhan. Seninki niye karizmatik? Belki hanları değiştirirsek, demir yaparsak durur falan diye durmuşlar. Evet, Allah Allah. Güzel abi. Yani o çocuk durumu enteresan gerçekten. Aile, çocuk sorumluluk falan gibi konular giriyordu. Ama vaktin kalitelileşiyor ve onu anladım. Kendime ayırdığım vakti böyle emcirmek istiyorum şu anda. İşte yani. O yüzden de abuk subuk şeylerle vaktini harcamıyorsun. Olay bu. Bence biz gene 15. yıla dönelim. Hadi dönelim. Toparlarız niye yapıyorum, yavaştan niye yapayım zaten. Söyleyeyim mi? Neden işte birinci albümün 15.sini yapmadık, ikinciyi yapmadık, üçüncüyü yapıyoruz? Ve en sevdiğim o çünkü diyorsun. Sevmekten ziyade biraz başka sebepleri var bunun. Yani anladım. Onun en sevdiğim albüm haline gelmesinin bir sebebi var. İlki albümü çünkü bir yapım şirketiyle yapmıştık. Tamam. O albümlerin demosunu dinlersen onlar da aslında hard rock falandı, bayağı sert. O hani Pentagram dinleyicisinin o dediği şey niye yumuşadı, saçını evet. Kesti falan. Aslında doğru, niye belki akustik gitarlı böyle gözlükler falan. Ya orada başka bir durumlar var. O imajı seviyor yani, muydun peki Pentagram'daki imajı? Şey, o kendi kendine olan bir şey. Benim imaj olarak yaptığım bir şey yok, değildi. Yok ama o zamanki dönemine şimdi bakınca. Ne güzel seviyorum hala. Ben 12'sinde Pentagram'da konserim var. Bizim şimdi, için çok büyüktü abi zaten. Yani. Şimdi de büyük. Bayağı eğleniyorum Pentagram konserlerinde. Ben çalıyorum hala yani. Biliyorum. Neyse ikinci albüm sonunda Eurovision'u kazandım. Yani besteyi yaptım ve kazandım. Sonra iyice artık benden popüler bir şey bekler oldular. Ben de bıraktım her şeyi, hiçbir şey yapmıyorum diye. Taşındım, gittim Bodrum'da oturmaya başladım.
Sonra işte yavaş yavaş gitti gider falan çıktı. Sözleri çıktı falan. Menajerim geldi o zamanki beni toplamaya. İşte ne yapsak işte bilmem ne falan. Biz de biraz da birlikte Emir Bey yani. Biraz dağıldık para mı desek orada. Yok be. Ondan sonra dönüp o zaman şirketsiz yapalım, kendimiz yapalım deyip 2004 İstanbul kendimiz yapıp çıkarttık. Ha, çok Ve iyi. başarılı oldu. Ya bu başarı ve kendimizin kararlılığıyla yaptığımız ve kendi yaptığımız albüm başarılı olup da diğerlerinden daha çok seviliyorsa eğer biz de daha çok seviyorsak o zaman bu isyanımız yerinde demektir. Dolayısıyla biz bunu sürdürelim deyip ondan sonra çoğu albümü kendim yapmaya başladım. Gene birkaç yapım şirketiyle çalıştım oldu. Gene aynı deneyim yaşadım önceki. Onun için şimdi ne yaparsam kendim yapmayı tercih ediyorum. Çünkü karışanım hep bir şey yok. Yedi Sümin Erşiz de öyle yaptı mesela. Onun için bu albümün 15. yılı benim şuna önemli. Çünkü benim isyan bayrağım o ve hala dalgalanıyor. Onun için çok mutluyum ve oradan yürüyoruz yani. Çok iyi. Ben de benzer bir kafayı hayatta sürdürmeye çalışıyorum yani. Bir İyi bir şekilde şey. bu O yapım independent şirketi kalmak. inatı bu yani. İnatı Evet. dedim. İnatı. İnadı. İnatı. Ya kimse karışmasın. Hani en son kararı ben vereyim. Batacaksam da benim yüzümden olsun. Ya Çıkacaksam batmıyorsun da... zaten. Öyle bir şey Yo, olmuyor. batıyorum. Batıyorsun. Fena değil bak, onu da denebilir. Battığım Böyle bir refresh zamanlar oldu da o yüzden oldu. Anladım. Anladım. Yani güzel. değil. Nasıl Böyle durumu programı bilmiyorum. kapatır. İyi güzel hadi eyvallah. Yani daha fazla batma muhabbeti çok yaparım ben de, Ha, yok ya sebeplerine o. girmeye Ya gerek yok. pozitife konsantre ol. Her şey değişiyor. Evet, haklısın. Bir şeye gireceğim bir de. Bu yapımcılık kısmın, yani bir şekilde business kısmın devam ediyor ya. Ediyorum. Mesela hem business hem beste yapma kısmı. Ben de mesela senaryo yazarken bir mail geliyor. Muhtasar, bu ayın muhtasarı falan. Ha. Ha, okey falan. Onu böyle Oluyor görmeme. O çok bozuyor beni mesela. ya. Kafadan Bozuyor. kafaya sıçrıyor. Yani o şimdi yaptığın işi sen de biliyorsun bunu. Film yaparken oluyordur herhalde. Müzik yaparken oluyor çünkü müziğin bir gerçekten konsantre olduğun ve hiçbir şey yani o zonuna girme süreci var. Orada hiçbir şey, her şeyi kapatıyorum zaten yani. Çok uzun bir süreç değil. İlk yani çekirdeğin çıkma yeri. Ne kadar bir süreç mesela? Yani gün içinden fazla 2 saat 3 saattir. Ha. Evet. Onun dışında Telefonu falan kapatıyorsun. kapatıyorum her şeyi. Onun dışında bir şey çıktıysa ve onun aranjmanı yani daha mekanik taraflara giden tarafında daha rahatım, sakinim. Aralar veriyorum işte hani çıkıyorum bir şeylere cevap verebiliyorum falan oluyor. Ama genel olarak zaten ben hayatımın yani bir yılın bütün aylarında bir üretim yapmıyorum müzikle alakalı. Onu Yani merak ediyorum çünkü. albümü yapıyorum. Bazı insanlar her gün ben bir şey kaydederim falan diyor ya. Yok ya öyle bir şey yapmıyorum. Ya, yani o yoruyor beni yapamam öyle bir şey. E, Yani her iyice gün bir gitar de çalıyorum. iş gibi oluyor yani. Ya her gün gitar çalıyorum. Her gün oturup işte amfiye takıyorum ve çalışıyorum. İşte, yani bayağı oturup gitar çalışıyorum Hadi ya, hala mı? yani. Aha, hoşuma Artık. gidiyor yani. Sevdiğim bir şey. Kendimi öyle tanımlıyorum. Gitarist olarak tanımlıyorum yani. Doğru. Ama onun dışında yani üretim sürecine girdiğin zaman ayarladım ben onu ya. Yani bir de Ben de diyorsun. ya ben o iş bende ya. Tamam. Peki yani o zaman son böyle güzel bize anlatacağım bir Demirkan Geç abi başka bir şey var mı soracaksın? anısı. Yani şöyle bir şey olmuştu. Yok. Şey ya bu Hatırla klibi çok iyiydi. Birlikte çalıştınız. O bayağı Ha, klibe sağlamdı. Evet dönebiliriz. evet o bayağı Adamla enteresan. övdün bütün gün. Ya şeyin birisinin arkadaşının eviydi değil mi orası ilk çektiğimiz yer? Tolga Akış'ın eviydi. Tolga'nın eviydi Evet. orası. Evet. Bir tane Kanyon. Sırp bir manken hatun geldi. Kocaman. Evet. Vuh, kocaman bir hatun da hatırlıyor musun? Öyle Baya gözükmüyordu bir de baya fotoğrafta. Biz böyle baya kız bir geldi benden büyük bir nasıl olacak Demir falan. Bey'e takılıyor. Aynen. İçimde. Bir de kızla öpüşme sahnesi falan çekeceğiz. Ya Evet. ilk önce bir bayağı bir öpüştük falan çok çirkin oldu. Sonra Sonra minik azalttık. minik öpüştük falan bir şeyler. Çok saçma. Evet. Ya ilk öpüşme sahnesi bayağı Künyeler. dilli falandı yani. Öyle miydi? Evet, nedense öyle Aa, evet. Yani coşmuşuz çok da sanki. beğenmemiştik birbirimizi hatırlamıyorum öyle bir şey olduğunu. Güzel kızdı ya. Ben de hala fotoğraf Yani açmadım. güzel bir tatlı bir hatun da öyle hani böyle yani, Şunu ben bir bu ne be öpem. falan olmamıştı Tamam. yani. Ondan sonraki dövüş sahnede ben rahatladım tabii. Tabii. Maçaya Tamam. bağlı herif. Yani en azından Yani bildiğimiz bir ortam yani. bildiğimiz adam dövme atmosferi. Ama bir 6 saat falan adam dövdük. Evet o bayağı enteresandı. Kafada şişe patlatmalar, dönüp Aa, koreografi, harbiden. mideye tekme. O tekmeyi ben yedim bu arada. Hatırla klibinde gerçekten o tekmeyi ben yedim. Valla. Evet abi herif bayağı Şurada koydu. görüyoruz şu anda. Ya yapabiliyor musun öyle bir montaj? Yapıyoruz tabii. Tamam. O tekmeyi yedim. Bir de bu arada o tekmeden önce adama vurduğum... Ha, şöyle pata 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 bir Evet. şey vardı. Adam bana diyor ki... Vur abi diyor. Vuruyorum oğlum zaten diyor. Ha,
Vur abi falan diyor falan bize. Abiciğim vuruyorum. Kendime dönüp düşündüm acaba. Bir de vuran da sensin. Hani ben de değilim yani. Vur ya diyor. Ama onlar biraz... Yok o feci heriflerdi canım. Bayağı korkunçlardı yani. Onlar Taken'da kötü adam falan oynuyor abi. Evet yani. Sırp mafya falan. Aynen. O adamlar değil mi? Ha onlar? O adamlar. Ya gerçekten biraz şey kendi aşağılayıcı bir durumdu yani. Zaman çok teşekkür ederim. Daha fazla sağ ol. Yormayayım seni. Estağfurullah. Yani bu neye yarayacak, ne kadar keseceksin bilmiyorum ama umarım işine yarar. Ya bu böyle bir program maalesef. Öyle mi? Tamam. Evet. Yani ama güzel oluyor genelde. Tamam. Zaten. O zaman teşekkürler misafir için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Varsa eksik abi. Yok daha ne konuşabiliriz. Olsun.